Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri, genel kurulu ve ekranları başından bizleri seyreden milletimizi saygıyla selamlıyorum. Bugün ülkemizin şu anda gelinen noktada çok önemli bir stratejik kurumu haline gelmiş Meteoroloji Genel Müdürlüğü bütçesi üzerinde konuşacağım. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yüksek teknolojiyi kullanan ve gerçekten çevre, tarım, ulaştırma, enerji, savunma, turizm, sağlık, adalet, spor ve şehircilik gibi pek çok alanda meteorolojik bilgi taleplerini karşılayan stratejik bir konuma gelmiştir. AK Parti iktidarları öncesinde 2003 yılın öncesinde 31 adet otomatik gözlem sistemleri sayısı bu dönemde AK Parti döneminde 2022 yılı itibariyle tam 2057 adete çıkartılmıştır. Ülke geneline yayılmış geniş bir gözlem ağı oluşmuştur. Uzun mesafe kileticilerinin tespitine yönelik çalışmaları da 15 asit yağmuru istasyonu ile Meteoroloji Genel Müdürlüğü sürdürmektedir. Ayrıca tıbbi meteoroloji kapsamında halk sağlığına yönelik olarak şu anda pilot olarak uygulanmaya başlayan İzmir ve Ankara'da polen gözlemleri yapılarak tahmin ve uyarı ürünleri de yayınlanmaya başlanmıştır. Meteoroloji Genel Müdürlüğü bir ilki de gerçekleştirerek etkin afet yönetimi ve meteoroloji okul yazarlığının artırılmasına yönelik faaliyetlerde kullanılmak için mobil gözlem ve tahmin merkezini de hizmete açmıştır. Bununla birlikte Sayın Cumhurbaşkanımızın Antarktika'da da söz sahibi 30 ülkeden biri olma vizyonu esas alınarak Ulusal Antarktika Bilim Seferlerine katılım sağlanmış, Beyaz Kıta'da kurulmuş olduğu ilk otomatik meteorolojik gözlem istasyonuyla da 2020 yılından beri hizmet vermektedir. Bu gözlem sistemlerinin yanı sıra vatandaşlarımıza daha kaliteli hizmet sunabilmek adına saniyede 167 trilyon işlem yapabilme kapasitesine sahip yüksek teknoloji ürünlerini kullanan ülkemizdeki en önemli kurumlardan, sayılı kurumlardan birisidir. Değerli milletvekilleri, günlük planlamalarımızı Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yerli ve milli olarak gerçekleştirilen mobil uygulamadaki hava tahminlerine göre yapmalıyız. Telefonlarında hali hazırda yaklaşık 4 milyon kişi tarafından kullanılan meteoroloji mobil uygulaması olmayanlara tavsiyem hemen burada hava durumu bilgilerini, tahmin ve erken uyarıları içeren bu mobil uygulamayı telefonlarınıza indirmenizdir. Çünkü şu anda akıllı cihazlarda kullanmış olduğumuz hava tahmin verileri bu Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınarak ama işlenmeden sizlere sunulan veriler, asıl veriler, asıl %90 üzerinde tahmin uyumlu Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün bu uygulamasında mevcut. Ayrıca günlük ortalama 1 milyon kişi tarafından ziyaret edilen mgm.gov.tr adresinde meteorolojik gözlem ve tahmin bilgilerine ulaşılabildiği gibi zirai meteorolojik bilgiler de tarımsal hava tahmini sayfası ve mobil uygulamasında hizmete sunulmaktadır. Evet, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ürettiği meteorolojik bilgileri ve yayınladığı uyarıları tarımsal üretimin her aşamasında etkin kullanmak amacıyla başta Türkiye Ziraat Odaları olmak üzere tarım kredi kooperatifleri, süt üreticileri, arı yetiştiricileri birlikleri gibi sivil toplum kuruluşlarına üye olan 5 milyonun üzerinde üreticimizin cep telefonlarına her yerden anında ulaştırmaktadır. Bunun yanında Cebeli Tarık Boğazı'ndan Hazar Denizi'ne kadar 5 günlük hava ve deniz tahminleri tüm bölge denizcilerine ulaştırılmakta. 2500 denizci ve balıkçımız da meteorolojik uyarılar SMS kanalıyla yapılmaktadır. Denizcilik sektöründe ihtiyaç duyulan meteorolojik bilgilerin bir arada sunulması amacıyla Piri Reis Denizcilik mobil uygulaması da hizmete sunulmuştur. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2022 yılında kuvvetli meteorolojik hadiselerin sebep olabileceği can ve mal kaybını en aza indirmek gayesiyle Kasım ayı itibariyle toplam 530 adet meteorolojik uyarı yayınlamıştır. Bu uyarılar genel müdürlük tarafından geliştirilen yerli ve milli renk kodlu uyarı sistemi olan Meteo Uyarı ile vatandaşlara ve yetkililere sunulmaktadır. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce sivil ve askeri havacılığa Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı
Tamamlayın sözlerinizi. 24 esasına göre meteorolojik hizmet verilmektedir. Ayrıca insansız hava araçlarının uçuş faaliyetlerinin planlanması ve icrasında da meteorolojik destek sağlanmaktadır. Bunun yanında Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla banttan iniş töreni gerçekleştirilen yerli ve milli Türkiye'nin otomobiline anlık meteorolojik verilerin gösterimiyle tahmin, erken uyarılar ve rota önerileri inşallah sunulacaktır. Değerli milletvekilleri, sözlerime son verirken 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet veren Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün ülkemiz açısından son derece önemli olan hedeflerine ulaşması için yaptığı özverili çalışmaların desteklenmesini, bir vicdani borç olduğu kadar bir kamu görevi olduğuna da inanarak 2023 yılı bütçesinin kurumumuza ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Hepinize saygılarımı sunuyorum.